İstisnasız neredeyse tüm videoları iki çarpı iki hızda izliyorum. Derslerime ciddi katkı sağladı. Ancak insanlara tahammülüm kalmamaya başladı. Normal konuşan birine yavaş konuşuyorsun, biraz daha hızlı diyorum. Ben de çok hızlı konuşmaya başladım. Bunu nasıl aşabilirim bir ismini vermeyen sevgili arkadaşım, videoları bir yıl boyunca 0.5x hızda izleyin. Bak o zaman etraftakiler ne kadar hızlı gel. Ya beynin göreceli çalışma hikayesinde ne kadar güzel bir örnek. Bak hep anlattığım bir şey var. Sürekli çarpıya basıp kapatarak, hani var ya bu online içerik tüketme, sıkıldım bas bir sonrakine geç, şarkının başını dinledim, ben bunu sadece başını seviyorum, atla geç atla geç. Böyle dinleyen insanlar mesela normal hayata tahammülsüzler. Mesela Z kuşağı ile ilgili daha 2 gün önce arkadaşlarla oturup konuşuyoruz. Böyle birkaç iş adamı, böyle hani İstanbul'un önünde gelen iş adamlarıyla beraber bir sohbetteyiz, yemekteyiz. Hepsini şikayet ediyor. Ben de beyinciyim ya, bana soruyor. Ya hocam diyor, çocuk geliyor diyor, aç diyor, işsiz diyor. Ona iş öneriyorsun, herif işi beğenmiyor diyor. Yani diyor ki bir genel müdürlükle başlayalım, bakarız yani sonrasına falan gibi bir kafadalar diyor bu yeniler. Çünkü bu ani ödüllenme isteği var ya, bu instant gratification diyorlar buna. Artık sosyal medya, sosyal ortamlar, bu internet sosyalizasyonu bizi buna alıştırmış vaziyette. İnternet içerik tüketimi, onu istediğimiz gibi tüketebilme, orada küçük bir tanrıyı oynama şansımız gerçek hayata olan tahammülümüzü ve gerçekçiliğimizi azaltıyor. Arkadaşımız çok güzel bir örnek vermiş. Keşke ismini verseydi, kendisine plaket yaptıracaktım buradan. Çok önemli bir gözlem yapmış. Hakikaten demek ki bayağı uzun süredir 2x hızında izliyor ki beyninin komple termostatı değişmiş. Yani dünyaya algısı bir bozulma yaşıyor. Gerçekten de öyle. Uzun süre böyle bir şeye maruz kaldığınızda algınız çarpılıyor. Az önce güzellik müzellik diye bir mesele konuştuk. Aynı şey orada da geçerli. Mesela çıplaklık, pornografi aynı şey. İnternet üzerinde sürekli maruz kaldığınızda karşı cinse davranışınız değişiyor mesela. Bu psikolojik araştırmaların birçoğunda dehşet verici biçimde karşımıza çıkan bir durum. Çok fazla pornografi tüketen insanlar karşı cinse karşı algılama biçimleri değişiyor. Nesneleştiriyorlar insanları. Çünkü o tarz mesela içeriklerde nesneleşme var. Yani arkadaşlar, gözünüzden ve kulağınızdan giren şeyler sadece böyle pasif şeyler değil. Onlar sizi yapılandırıyor, onlar bizi yapılandırıyor. O yüzden ağzımızdan giren şeylere dikkat ediyorsak, böyle siyanür, arsenik falan içmiyorsak durduk yere, ya böyle şeylere de lütfen dikkatli olalım. Ben daha önce bir şey de söylemişim galiba, soruyorum da. Ben Dücane Cündeoğlu'nu çarpı 1.5 izliyorum diye. Evet arkadaşlar, hocam, ben bir örnek işte. Dücane Cündeoğlu'nu normal şartlar altında ya da onun gibi herhangi bir takip ettiğim hocayı şöyle, ya geçici bir defter, bu bir post-it mesela, ya da benim burada şöyle bakın gösteriyorum, yanı başımda ajandalar var şunun gibi. Bu kaçmış? 2011 ajandası. Asarı antika, bak burada şurada yazıyor 2011. Klasik ajandanız değil mi? Sürekli yanınızda taşıdığınız, her yere yok, o ayrı. 8-10 tane ajanda var zaten. Hepsi evet, bir yerde. Ya önemli olan ajandayı doldurmak değil. Not almak için yavaşlamak. Not almak için yavaşladığınızda sindirmeye vaktiniz oluyor. Ben Dücani Hoca'yı açıyorum. Normal hızında, normalde vaktim varsa, o konuşurken arada Allah'tan duraklıyor adam. Yavaş koy, benim gibi böyle öyle öyle makine tüfek gibi değil. Ben arada not alıyorum, düşünüyorum. Bazen böyle space'e basıp durduruyorum. Aklıma geleni not alıp sonra tekrar boşluk tuşuna basıp devam. Yani bilgiyi sindirmek önemli, tüketmek değil. YouTube'da bir şeyi 2x, 3x, 5x izleyebilirsin. Dinleyebilirsin. Ne oldu? Dinledim. Allah mübarek etsin. Ne oldu dinlediğinde? Sende ne değişti? Yani o bilgi sende ne yaptı? Ama sorun ne biliyor musunuz? Biraz da çuvaldızı tüketici olarak kendimize batıralım. Biz iyi ve faydalı içeriği sıradan içerikten ayırt etme becerisine ya da iradesine sahip değilsek ya da bu yönde bir çaba göstermiyorsak, bir anda karşımızda öyle bir içerik birikiyor ki içinden çıkamıyoruz ve tek çaremiz hız oluyor, hızla tüketmek. Mesela ben bu kadar kitabı nasıl okuyacağım? Niye o kadar kitap okumak zorunda olasın? 2 tane kitap oku, adam gibi kitap oku. Hatta bir kitabı 20 kere oku, bu çok daha iyi bir şey. Ama şimdi devamlı kitap çıkıyor, hepsine yetişmeliyim. Devamlı içerik çıkıyor, hepsine. Hayır efendim, 2 kişiyi takip et. Yani beni takip etmesen de olur, git 2 kişiyi takip et. Ne diyorlarsa dikkatli dinle. Baktın derinliği seni kesmedi, değiştir, başka birini takip et. Her şeyi tüketeceğim dersen, bu beynin öyle bir alma kapasitesi yok. Bu beynin öğrenmesi için durması,
içselleştirmesi, içinize akması. Hani nasıl bal düşün, bal. Bak yeni örnek buldum. Mesela balı değil mi? Bir kaptan öbür kaba boşalacak. Eğdim, boşalmadı. Boşalmaz abi, bekleyeceğim. Bal böyle viskoz bir şey. Yavaş akacak, akacak, akacak. Hatta üstünde biraz bırakacaksın, iyice böyle içindeki süzülecek. Böyle viskoz bir şeydir bilgi. Size işlemesi zaman alır. Dolayısıyla 1.5'ta dinlediğiniz, 2'de de 2 hızıyla dinlediğiniz şey ancak işte yani haberdar olursunuz ondan. Ona vakıf olamazsınız. Vakıf olabilmek için içine girmek lazım. Sosyal medya çok iyi bir bilgi kaynağı. Ama eğer seçemezseniz en büyük cehalet aracı, en büyük manipülasyon aracı, en büyük hamakat aracı. Hamakat ne demek? Ahmak edici. Yani insanı ahmaklaştırıcı bir araç. Dolayısıyla kendimize bence bunu yapmayalım. Tamam, bazı şeyi 2.5'ta dinleyin olur ama bazılarında bir de hatta yarım hızda ağır ağır durdura durdura sindire sindire dinlemenizi tavsiye ederim. Ben bu arada bu yavaş dinle derken 3 tane dislike aldım. 3 dislike geldi. Siz böyle bahsederken aklımda şöyle bir şey de bir sual de belirdi. Sosyal medyanın hızlı tüketiminden bahsediyoruz. Biz tüketim kültüründeyiz. Ve her şey bize tüketmek üzerine dizayn edilmiş durumda. Bu şu anki durum dahil. Soruları bile hızlı hızlı cevaplayıp tüketiyoruz. Fakat asıl sosyal medyayla onların ilgili bir durum var. Sosyal medya hayatımıza bir anda girdi ve biz bir anda onu kanıksadık. Fakat kimse bir noktada sosyal medya nasıl kullanılmalı öğretmedi. Bir yandan düşününce aslında medya araçlarının bu tüketim hızının karşısında nasıl bir yol izlenmeli. Aslında kimse bilmiyordu ve herkes o anda onun içine düştü. Belki de buna dair de ufak tefek eğitimler, bilgilendirici videolar. Çünkü zaten bunu tüketiyoruz. Bari doğru tüketelime dönsün. Hazal bilen olsa, mesela bana desen ki hocam sosyal medya okuryazarlığı dersi var. Vallahi ne anlatacağımdan çok emin değilim. Yani bir kere nesillerin ihtiyaçları o kadar hızlı değişiyor ve teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki. Ben bugün sana Instagram kültürü anlatsam çocuk diyecek ki sınıfta geçti hocam Instagram mı kaldı falan. Öyle. Ya ben geçen gün Twitch diye bir şey öğrendim, Allah kahretmesin, Twitch diye bir ortam varmış. İşte böyle video oyuncular orada yayınlıyorlarmış. Yani bayağı da varmış, içine bir girdim kayboldum ki ben internet bildiğimi zannediyorum. Yani yok öyle bir şey, ben şimdi Twitch dinamini nasıl anlatayım millete? Yani yok. Aslında hocam içerikler değil de doğru tüketim. İşte yani zaten kastettiğim o. Mesela YouTube'un doğru tüketimi ile Instagram'ın doğru tüketimi arasında bir fark var. Çünkü mecraların mantıkları farklı. Mesela burada işte biraz önce dislike dedim. Bu arada enteresan oluyor. Bir dislike dedim diye 8 dislike oldu. Sonra insanlar dislike'larını geri alabiliyor galiba. Onlar şimdi 4'e düştü tekrar. Böyle izliyorum, enteresan oluyor. Mesela burada tek dislike olan mecralar böyle video mecraları. Çünkü burada beğenip beğenmeme aynı zamanda videonun içeriğine ilişkin bir değerlendirme anlamına da geliyor ya. Ama mesela diğer taraflarda neden beğenmeme opsiyonu yok? Bu ciddi bir ders konusu. Yani o beğenmeme halinin olmaması, öyle bir opsiyonun, seçeneğin bulunmaması önemli. Çünkü o mecralar sadece beğendiğiniz yönlerin takdir görmesi için dizayn edilmiş. Kendinizi olmadığınız bir şey gibi gösterme amacı taşıyan ve sizi ürünleştiren platformlar. YouTube ise bir özgün içerik üretim merkezi. Yani burada yaptığınız üretimleri insanların beğenisine sunuyorsunuz. Beğenen olabiliyor, beğenmeyen olabiliyor. İşte o yüzden içerikler, kanallar, işte farklı farklı temalar falan filan var. Ama mesela bir Twitter bir başka mecra. Twitter'da da beğenmek beğenmemek değil. Komünite sahibi olmak. Mesela takipçi hali. Yani onların ortak davranışı. Ve yani Twitter bize şunu çok iyi gösteriyor. Twitter'la eğer yoğun olarak uğraşıyorsanız gerçekten kendi zihninize ciddi bir manipülasyon alanına koyuyorsunuz demektir. Çünkü Twitter'da tamamen, özellikle hani orada siyasi amaçlarla falan da takip yapıyorsanız, trolleme dediğimiz hadisenin en iyi Twitter'da çalışmasının nedeni o. Zihninizi bir şekilde zaptu rapt altına alıyor. Kendi yankı odanız içerisinde kayboluyorsunuz ve orada her şey tutarlı, her şey yolunda zannediyorsunuz. Ama aslında dış dünyada başka şeyler oluyor. Sadece Twitter'dan bakınca göremiyorsunuz. Yani Twitter manipüle sosyal olayların ateşlenmesi için harika bir yer. Instagram sizi ürünleştirip debilleştirmek için harika bir yer. Bu arada ben hepsini de kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani hepsinde de bir kullanıcıyım. Mesela daha Twitch ne için bilmiyorum. Millet para kazanıyormuş. Benim oğlum da seyrediyormuş bu arada. Yani oyun videosu seyreden bir canlı türü var bu dünyada.
birileri oyun oynuyor, bunlar oturup seyrediyor. Aramızda da vardır muhtemelen. Ya bir insan oyun oynamasını sevdim. Ben birkaç kere denedim. Yani anlamsızlık kuyularında duvarlara çarptım. Yani ben bir insanın oyun oynamasını niye seyredeyim? Yani mesela bende yok öyle bir şey. Ama bundan hoşlanan insanların demek ayrı bir dünyası var. O dünyayı anlamadan işte. Daha önce dedim ya, biraz bana kızmışlar yeni medya bölümünde okuyanlar. Ya dedim, yeni medya diye bir bölüm var. Sen daha ders anlatırken o eskimiş oluyor zaten. Yani bu bölümü niye açtın ki? Hani niye var bu bölümler? Mesela ben basın yayın bilmem ne tarzı bölümleri de çok anlamlı bulmam. Bunlar okulda değil, alaylı öğrenilebilecek konular. Ya okulunda belki bir teknik elemanını bilmem nesini yetiştir. 1-2 senede yetiştir, geçsin gitsin. 4 sene ne okutuyorsun? Yani gereksiz buluyorum bunları. Ama ya bu benim tabii kendi kişisel görüşüm. Ama bu yeni medya dediğin şey günlük değişen, anlık değişen, hadi hiç olmadı 6 ayda bir dönüşen bir şey. Dolayısıyla bunun dersini verebilmek falan kolay değil. Ama ben ne yapıyorum? Benim stratejim insanın fabrika ayarları anlatıyorum. Yani insanın fabrika ayarları değişmiyor. Herhangi bir durumda insanın fabrika ayarlarını iyi anlarsanız, kendinizi iyi bilirseniz, o mecrada kendinize göre nasıl bir pozisyon almanız gerektiğini anlıyorsunuz. Ben mesela ondan çok istifade ediyorum. Ya bir yerde çok coşuyorsam, bak şu anda bir aydınlanma geçiriyorum. Ya Bora Sarıkaya demiş ki oyunlar pahalı olunca mecburen izliyor. Vay be. Bak görüyor musun? Bir anda mesela büyük bir sorunum çözüldü. Mesela ben oyunların paralı olduğunu da bilmiyorum. Oyun oynamadığım için. Ya yazık. Ay demek benim oğlan acaba oyunu alamıyor da ondan mı izliyor kız? Bak Hocam ya. sorduk mu hiç? Bak Mete'ye sorayım ya. Çok pahalıymış Soralım. oyunlar. Ama yani indiriyorlar benim bildiğim an. Ne bileyim ben hiç böyle para vererek oyun oynadım. Hatırlamıyorum bir ikisi dışında. Hocam cevaplar vermek isterdim ama o kadar oyun oynamıyorum ki ben de. Hani Ben de ben hiç ben de hala oynamıyorum. masaüstü oyunları hocam. Hani board game denilen hani oyunlardayım hala. Yani biz sen de senin de ruhun eski zaten. Biz de yaş olarak eskiyiz. Dolayısıyla o bizi çok şey yapmıyor ama netice itibariyle yani böyle başka dünyalar var. Bu dünyaların kendi riskleri var. Benim size tavsiyem, benden kitap tavsiyesi isteyen arkadaşlara, bak ben başka hiçbir kitabımı böyle tavsiye etmedim ama insanın fabrika ayarlarını alın. 0-5 hızda not alarak, yavaş yavaş, soru yoruma soru sorarak, gerekiyorsa açık beyine, info@açıkbeyin.com'a falan sorunuzu yazarak okuyun. Yani o konuyu kafanızda açımlayın. Çünkü çok faydasını göreceksiniz. İnsanın fabrika ayarları bu dönem için yazılmış bir kitap. Yani böyle geçiş dönemleri için bir kendisi savunma kılavuzu. Yani insan denen organizmanın orijinal ayarları ile ilgili temel bilgiler var. Hepinizin işine yarayacaktır. Benim çok işime yaradığı için yazdım. Ben de kullanıyorum o bilgileri. Dolayısıyla onları öğrenmenin en iyi kısa yol olduğunu düşünüyorum. Yoksa sosyal medya okuryazarlığı, Hazal haklısın, muhakkak ders olmalı. Hatta 6 ayda bir internette update edilen böyle bir kanal olsam mesela devamlı yeni kuralları açıklıyoruz falan gibi. Ve bu okullarda mecbur tutulsa, bütün çocuklar bunu izlese çok güzel bir şey olur. Ama onu nasıl yaparız ben bilmiyorum. Yani iyi takip eden gençler lazım o işe.